Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Gobeller merhabalar. 8. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım. 8. köşe taşımız, 7. ünitemiz yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Diyor ki, noktası merkezil birim çember üzerinde olduğuna göre P'nin pozitif değeri nedir? Sen şimdi şunu bileceksin. Birim çember dediğimiz şey merkezi orijin olan yarıçapı bir birim olan bir çemberdir. Bunun üstünde herhangi bir yerde bir P noktası aldığında P noktasının orijine uzaklığı yani yarıçapımız 1. Şurası işte P noktası demeyelim de A diyelim, oradaki P ile karışmasın. Şuradan aşağıya inen X'e uzaklık P noktasının Y'si yani 1 bölü 3. Y'ye uzaklık, şuraya çizdiğin uzaklık da A noktasının X'i yani P. Yani şurası da P dikdörtgenden dolayı. Bak şurada bir Pisagor bağıntısı çıkıyor kardeşim. Hipotenüs 1. O halde 1'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani P'nin karesi ile 1 bölü 3'ün kareleri toplamına. Şimdi biz bundan sonra birim çember üstündeki bir noktayı hemen ne yapacakmışız? Birim çember üzerinde ise x karesi ile y karesinin toplamı acaba birim karesi yani 1 midir diye bakacağız. Artı 1 bölü 9. Şimdi 1 bölü 9'u bu tarafa atalım. 1 eksi 1 bölü 9 eşittir p kare. 9, 1 çıktı. 8 bölü 9 geldi p kare. Hemen kare kökünü aldım. 8'in kare kökü 2 kök 2'dir. 9'un kare kökü de 3'tür. 2 kök 2 bölü 3. Yani Edirne şıkkı. Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi merkezi birim çemberin üzerindedir? Yani ne diyeceğiz? X kare ile y karenin toplamı 1 olacak. X kare 1 bölü 4. Y kare de 1 bölü 4. Topladım 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 yaptı. 1 değil. X kare 1. Y kare de 1. Topladım 2 yaptı. Yani 1'in karesine eşit değil. Bu da geçtik. Şuna bakalım. Hangi cevapmış doğru cevap? Ceyhan. O zaman Ceyhan'ı direkt yapalım. X'in karesi 10 bölü 16 artı Y'nin karesi 6 bölü 16 topladım. 16 bölü 16'dan 1 geldi arkadaşım. Evet, cevap Ceyhan diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Merkezli birim çemberin koordinat eksenlerini kestiği noktalardan biri P'dir. Şimdi koordinat eksenlerini kestiği noktayı gösterelim bu merkezi birim çemberimizin. Şu noktayı, şu noktayı, şu noktadan, şu noktadan biriymiş P. Şimdi bu nokta olursa koordinatları 1'e 0'dır. Burası olursa 0'a 1. Burası olursa eksi 1'e 0. Burası olursa da 0'a eksi 1. Diyor ki P noktasının koordinatları toplamı 4 seçeneği var P'nin. 4 seçeneğinden koordinatları toplayalım. Burası olsaydı 1 olurdu toplamları. 0 ile 1'in toplamı 1 olurdu. Buradan eksi 1, buradan da eksi 1. Yani ya 1 ya eksi 1 olur. Eksi 1 var şıklarda. Zaten hangisi olabilir diye soruyor. Noktası merkezi birim çemberin üzerinde bir nokta olduğuna göre. Dostum madem birim çemberin üzerinde x karesiyle y karesinin toplamı 1 olacak. Yani m eksi 1'in karesi ile 2 eksi m'in karelerinin toplamı 1 olmalı. Toplayalım. M kare artı 1 eksi 2m. 2'nin karesi 4. İkincinin karesi m kare eksi 4m eşittir 1 olacak. Düzenliyorum. M kare m kare daha 2m karemiz var. Eksi 2m eksi 4m daha eksi 6m'imiz var. Şu 1 ile şu 1 gitsin de bir tek 4 kaldı. Artı 4'ümüz var eşittir 0. Diyor ki m'in alabileceği değerler toplamı. Hemen ikinci dereceden denklemleri hatırlayın. M'nin toplamını bulmak için tek tek m'leri bulmanıza gerek yok. Neydi formül? Eksi b bölü şuradaki m karenin katsayısı a. Yani 6 eksi b dediğimiz şey 6 bölü 2'den eksi b bölü a. 6 bölü 2'den
3 yaptı sorumuzun cevabı. Evet, geldik 9. köşe taşımıza. Yine birim çember görüyorum arkadaşlarım. Birim çember yapacağız. Birim çemberde pozitif yönlü 225 derecelik bir yayın bitim noktasının koordinatlarını soruyor bize. Önce bu yayı bir gösterelim mi arkadaşlarım? 225 derece. Şimdi şurada gösterelim. Nerede gösterelim? Yerde yok. Şunu alayım ben bir. Şuradaki boşlukta bir gösterelim ki siz de iyice öğrenin arkadaşlarım. Şurada yapalım onu. Şimdi 225 derece. Dostum şuradan başlıyor açılar. Saatin tersi yönde gidiyor. Pozitif olanlar sola doğru dönecek böyle. Şimdi şuradan şuraya kadar geldiyse 90 derece. Buraya kadar geldi 180 derece. 180'den şuraya gelseydi 270. 225 diyorsa 180'in üstüne bir 45 derece daha koyacağım. Şurada bitecek açımız arkadaşlarım. Şimdi birim çemberin neresine denk geldi bu? Şuradaki nokta oldu. 225 derece. Şurası zaten 180. Bir de 45 derece daha gittim oradan. Şuradan 45 derece daha geldim. Buraya denk düştü. Şimdi birim çemberimizin şurası 1'di kardeşim. Buraya bir dik indirdim. Bir de şuraya dik indirdim. Burası ne yaptı? Kök 2 hani 45-45-90 üçgenin özelliği neydi kardeş? Hipotenüs neydi? KK şuraya göstereyim. 45-45-90'ın özelliği. K kök 2. O halde 90'ın karşısında ne varsa 45'in karşısında bulmak için kök 2'ye bölüyormuşum. 90'ın karşısında 1 var. O halde 1 bölü kök 2. E şurası da 1 bölü kök 2. Şimdi bu noktanın koordinatları dikkat edin 3. bölgede. Şurası negatif olacak değil mi? Eksi 1 bölü kök 2. X'ler eksi. Y'lere bakın şurada. E onlar da eksi. Eksi 1 bölü kök 2 de Y olacak. Cevabımız bu. Eksi 1 bölü kök 2'ye eksi 1 bölü kök 2 ya da bunun yani paydada köklü bir şey olmasını sevmezdik ya arkadaşlarım. Kök 2 ile genişletelim bunları. Eksi kök 2 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2 olacak. Tamam mıdır dostlarım? Evet. Eksi kök 2 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2. Bakalım hangi şıkkımızda var? Evet. Edirne şıkkımızda gördüm arkadaşlarım. Cevap bu. Geldik şuna. Birim çemberde negatif yönlü. Bak negatif yönlü dediği için saatle aynı yönde gideceksin şimdi. 240 derece gideceksin. Buradan başladım. Şu tarafa doğru gidersen pozitif yön. Bu tarafa doğru gidersen de negatif yön. Negatif yönden 240 derece gideceğim. Yani 90, bir 90 daha 180 yaptı. Şimdi bir 90 daha gidersem 270 yapacak. Çok aşacak. Ne yapalım? 180'in üstüne 60 derece daha gidelim arkadaşlarım. Şöyle bir şey olsun. 60 derece burada. İşte aradığımız açı, bitiş noktası şu noktaymış. 60 derecelik bir açıdır burası. Ve bunun uzunluğu 1 santim. Şimdi buradan aşağı diklik indireceğim. Bir de buraya diklik gideceğim kardeşlerim. Peki 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı şurası 1 bölü 2. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. Kök 3 bölü 2. Peki dostum demek ki bak x'i 1 bölü 2 olacak. Y'si kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi bir de işaretleri kontrol edelim. İkinci bölgede x'ler burada bakın nasıl? Eksi negatif tarafta değil mi? X'ler eksi ama y'ler pozitif tarafta. Demek ki eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 olacak. Cevap Ceyhan. Geldik şuna. Birim çemberde pozitif yönlü 3π. Pozitif yönden 3π gideceğiz arkadaşlarım. Pozitif yön neydi? Yukarıya doğru dönecek. Şimdi 3π dereceyi de çevirebilirim ya da şöyle yapabilirim arkadaşım. 2π demek 360'tı. Yani tam bir tur attı. Kaldı 1π. Yarım 180 derece demek yarım tur attı. Yani şurada bitti. Şimdi bu nokta yarıçap 1 olduğu için x'i eksi 1, x ekseni üstünde olduğu için de y'si 0'dır. Eksi 1'e 0 noktasıdır. Yani cevap C. Şuna gelelim bakalım. Bilmem kaç radyanlık yayın bitim noktasının koordinatları nedir diye soruyor bize. Şimdi önce bunu isterseniz bir normal dereceye çevirelim. Pi'yi 6'ya böldüm. 30. 30 ile 11'i çarptım. 330. Yani eksi 330 derecedir diyor bunun için.
Şimdi eksi 330 olması negatif yön anlamına geliyor. Saatle aynı yönde gideceğim. Şimdi tam bir tur atsaydım 360 olacaktı. 30 derece dediği için de 360'dan bir 30 derece geriye kaldım. Yani 330 bu işte arkadaşlarım. Şöyle döndüm. Şurası 180. Bir 90 daha gittim 270. Bir de 60 derece daha gittim 270'in üstüne. 330'a denk düştüm. Şuradaki açının bitim noktasının koordinatları. Yani şurada biraz daha büyük çizmeye çalışayım ben onu. Şöyle bir 30 derecelik açı. Şimdi yarı çapımız kaçtı? 1. Şurası 1 çünkü. Peki 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2, 60'ın karşısı 1 bölü 2'nin kök 3 katı. Kök 3 bölü 2. Demek ki x'i kök 3 bölü 2 olacak, y'si de 1 bölü 2 olacak arkadaşlarım. Kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 Denizli şıkkında var. Evet, çevirdim. 10 numarayı çözeceğiz şimdi. 10 numarada 2 tane sorumuz var. 10 numaralı köşe taşımızda. Yukarıda verilen birim çembere göre kosinüs alfa değeri kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi hemen bakalım arkadaşlarım. Kosinüs dediğimiz şey, şimdi normalde analitik geometride x ile y diye gösteriyoruz ya arkadaşlar. Trigonometride kosinüs alfaya sinüs alfa diye göstereceğiz. Yani x dediğimiz şey kosinüs alfa olacak kardeşim. İşte bakıyorsun kosinüsü neymiş? X. Yani eksi 2 bölü 3 direkt cevabımız. Şuna bakalım. Birim çemberde verilenlere göre sinüs alfa nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi sinüs neydi? Y değeri. Yani n'i soruyor bize arkadaşlar. Şuradaki n'yi soruyor. Peki bu neydi kardeşim? Bu kosinüs değeri. Bak ne yapalım? Kosinüs alfa eksi 4 bölü 5 iken sinüs alfayı soruyor bize. Şimdi iki seçenek var önünde. Ya birinci seçenek, hani şu ilk başta yaptık ya, birim çember üstündeyse işte x kare ile y karenin toplamı 1'e eşit dedik ya. Şurası 4 bölü 5, burası da n. Pisagor bağıntısından n'i bulabilirsin. Ya da madem ki kosinüs alfayı biliyorum, bir dik üçgen çizelim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman şurası 3 olacak, 3, 4, 5'ten. Sinüs alfayı soruyor. 3 bölü 5'i işaretlerim kardeşim hemen. Pozitif mi negatif mi arasında gidip geliyorsan da bölgesine bak. İkinci bölge. Bu ikinci bölgede sinüsler yani y'ler her zaman artı olacak ikinci bölgemizde. O yüzden artıyı da işaretledim diyebiliriz. Evet, 10 numarayı da gömdük. 11 numarayı alalım. Şimdi burada da özel açılarımızın trigonometrik değerlerini bulacağız arkadaşlarım. Birim çemberi az çok kendi kendinize çizebiliyorsanız bütün bu eksenleri kestiği noktalar yani 0, 90, 180, 270'te rahat edersiniz dostlar. Şimdi 270 derece dediğim yer şuradaki yerde. Ve buradaki noktanın analitik geometrideki karşılığını ne yazdık biz? 0'a eksi 1 diye yazdık. Şöyle birim çemberi çevirdiğiniz zaman arkadaşlarım. Mesela şu eksenleri kestiği nokta burası. İşte 1'e 0. Şurası 0'a 1. Şurası eksi 1'e 0 demiştik. Şimdi burası 0 derecedir. Geriye doğru gidiyorsun pozitif yönde. 90 derecedir. 180 derecedir. 270 derecedir. Hatta 0'ın bir de 360'a eşit olduğunu da söyleyelim. Şimdi kosinüs neydi? X dediğimiz bak. 0'ın kosinüsü 1. 0'ın sinüsü. Sinüs 0. 0. Şimdi 180'e bakalım mesela. Kosinüs 180. Eksi 1. Sinüs 180. 0. 90'a bakalım. Kosinüs 90. 0. Sinüs 90. 1. Şimdi bana ne lazım? Sinüs 270. Sinüs hangisiydi? Y'deki. Sinüs 270'in karşılığı neymiş? Eksi 1. 180'in kosinüsü lazım. Kosinüs neydi? X olan. Eksi 1. 90'ın kosinüsü lazım. Kosinüs neydi? Baştaki x olan 0. Hadi yapalım şimdi. Eksi 1. Eksi 1 daha. Eksi 2 yaptı. Eksi 2 ile 0'ın çarpımı da bir daha 0 geldi buradan. Cevap eksi 2 çıktı. Geçelim buna. Şimdi 810 derece diyor ya arkadaşım. 810'un önce esas ölçüsünü bulacaksın değil mi sen hemen? Hadi bulalım kardeş 810'un esas ölçüsünü. Ne yapıyoruz? İçinden 720'yi çıkartıyoruz. 720 çıkarsa 810'dan
80-90 kalıyor. Aslında bu 90 dereceymiş. Sinüs 90. Birim çembere baktım 1 geliyor arkadaşım burası. Artı. Şimdi 1080. 360'ın tam katı. O halde 0'dır burası diyebilirim. Kosinüs 0. Kosinüs 0'da 1'di kardeşlerim. Birim çemberden yine. Üst taraf 2 geldi. Bölüm. 2070. Şimdi 2070'in esas ölçüsünü bulalım birlikte. Ne yapıyoruz? İçinden bütün 360'ın katlarını çıkartacağız. Çıkartalım. 1440'ı çıkartalım bir kere. 2070'ten 1440'ı bir çıkartalım. 0, 3, 6, 0. 630. Bir daha 360 çıkartayım. 630'dan 360'ı çıkartalım. 0, 13'ten 6 çıktı. 7, 5'ten 3 çıktı. 270'miş meğersem bu da arkadaşlarım. 270. Sinüs 270. Hemen bakıyorum birim çemberime. Sinüsü neydi? Eksi 1. O halde bölü eksi 1 oldu. O da eksi 2 çıktı. Geldik şuna. Pi kaçtı? 180. Şimdi kosinüs 180 lazım bize. Birim çember hemen burada. Eksi 1'miş birincisi. 4 ile de çarptım. Eksi 4 oldu. Artı. Şimdi 3 pi bölü 2. Pi'yi 2'ye bölersem, yani 180'i 2'ye bölersem 90. 3 ile de çarptım, 270. Sinüs 270. Eksi 1'miş. Bir de 2 ile çarptım, eksi 2 geldi. Eksi. Kosinüs 4 pi. Bak 2 pi'yi çıkart, 2 pi kaldı. Bir 2 pi daha çıkar, 0 kaldı. Yani kosinüs 0 aslında burası. Kosinüs 0'da neydi? 1. 6 ile çarptım, eksi 6 geldi. Eksi 4. Eksi 2 daha, eksi 6. Eksi 6 daha, eksi 12 yaptı. Cevap Adana. Hadi bakalım şu son soruya bakalım. Diyor ki, gof pi bölü 8. Bileşke fonksiyonu nasıl yazıyorduk? Pi bölü 8'i önce f'de yerine yazacağım. Yani f'de pi bölü 8'i bulacağım. Sonra bu bulduğum değeri de getirip g'nin içine yazacağım arkadaşlar. Şimdi önce f'de pi bölü 8'i bulalım. Şurada x gördüğümüz yere pi bölü 8 yazalım. Şöyle olmaz mı? Sinüs 4 çarpı pi bölü 8. O da pi bölü 2'dir. Yani 90. Sinüs 90 nedir? 1. Doğru yaptık değil mi ya? 4 çarpı pi bölü 8 diyordu. Evet. Pi bölü 8 90 demektir. Değil mi? Pi bölü 8 ile 4'ün çarpımı pi bölü 2 yapar. Pi bölü 2 de 90. Sinüs 90 1. Tamam. Doğru. Burası 90. 1. Şimdi şurasını 1 bulduk. Şimdi ne oldu soru artık? G'de 1. Şimdi x yerine 1 yazacağım G'de. 1 yazarsam 3 pi mi olur arkadaş? Kosinüs 3 pi'yi soruyor. Peki 3 pi'lik diye bir açımız yok bizim. İçinden 2 pi'yi çıkartalım. Pi mi kalıyor bir tek? Kosinüs pi. Yani kosinüs 180. O da neydi kardeşim? Eksi 1. Cevap Adana geldi. Evet, çevirdik. 12 numaralı köşe taşındayız. Bakalım bu ne diyor? Şöyle bir odaklanma muhabbetine de bakalım. Tamamdır. A'yı vermiş. A'nın en geniş değer aralığı. Dostum, senin burada bileceğin şey şu. Sinüs içinde, kosinüs içinde ikisinin de alabileceği değerler 1 ile eksi 1 aralığındadır kardeşim. Sinüs için de aynısı, kosinüs için de aynısı. Şimdi sinüs eksi 1 ile 1 aralığında. Bana neyi soruyor? A'yı. Yani ne demek bu A? Sinüsün 3 ile çarpılıp 2 ile toplanmış hali. O halde ben burayı bir 3 ile çarpayım mı kardeşim? 3 ile çarparsak eksi 3 olur. 3 tane sinüs x olur. Ve 3 olur. Şimdi bir de 2 ile toplayın diyor. 2 eklersek eksi 1 olur. Burası artık A'ya dönüşür. 2 eklersek 5 olur. Yani cevap neymiş? Eksi 1 ile 5 ve kapalı aralık olacak. Yani denizli olacak. Goberler. Bak burada da kosinüs vermiş. Şimdi ne yapacağım ben? Kosinüs zaten kosinüs eksi 1 ile 1 aralığında. Diyor ki önce 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile 2 olur. 5 ekle ekleyelim. 3 ile 7 olur. 4'e bölelim. 3 bölü 4 ile 7 bölü 4 aralığında olurmuş istediği şey. 3 bölü 4 ile 7 bölü 4 Adana şıkkında var. Geldik buna. Bakalım ne diyor. Kosinüs x bilmem ne olduğuna göre enin alabileceği en geniş değer aralığı nedir? Şimdi önce şunu bir 6'yı buraya çarpı olarak atalım. 6 kosinüs x
eşittir n artı 3. Artı 3'ü de hadi bu tarafa atalım. Eksi 3 olarak geçecek değil mi şuraya? Dostum n'i soruyordu. Ben bile kosinüsten yürüyeceğim. N neymiş? Kosinüsün 6 katının 3 eksi. Şimdi kosinüs normalde eksi 1 ile 1'di ya. 6 katı. Eksi 6 ile 6. 3 çıkart diyor. Eksi 3 eklersen eksi 9. 3 çıkartırsan 3. Eksi 9 ile 3 aralığı cevap Edirne'de mevcut. Şuna gelelim bakalım bu amca ne diyor. A artı B'yi soruyor bize. Önce biz bir A'yı bulalım mı arkadaşlar? A dediğimiz şey ne? Sinüs bir açı. Bak buradaki açıyı önemseme. 4Y'miş, 1500Y'miş önemli değil o. Kaç Y olursa olsun. Sonuçta sinüs mü bu sinüs? Tüm açılar için eksi 1 ile 1. Şimdi A'yı buluyorum önce. Normalde bu neydi? Eksi 1 ile 1. 2 ile çarp diyor. Eksi 2 ile 2. 1 çıkart diyor. 1 çıkartırsam A ne oldu kardeşim? 1 çıkartıyorum bak burada. Eksi 3 oldu. 1 çıkartıyorum 1 oldu. Şimdi altına da B'yi bulalım hemen. Şu açıyı önemseme demiştik. Şimdi normalde neydi? Eksi 1 ile 1. 3 ile çarp diyor. Eksi 3 ile 3. 1 ekle diyor. 1 eklersek eksi 2 olur. 1 eklersek 4. Bize de A artı B'yi soruyor ya. Toplayalım. 5 A artı B. Burası ne oldu dostum? Eksi 5. Eksi 5 ile 5 aralığında yani cevap Ceyhan geldi Goberler. Evet 12'yi de gördük arkadaşlar. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz Goberler. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.